Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda sizlerle Return to Launch, yani drone'un kalktığı yere tekrar geri dönüp iniş yapmasını sağlayan modun önemini, özelliklerini ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk olarak bu modun nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle drone'a yukarıdan baktığımızı varsayalım. Ardından da kumanda ile drone'a armed komutunu verelim ve uçuş kartımız drone'un o anda bulunduğu konumu home, yani ev noktası olarak belirleriz. Şimdi de drone'un merkezinde olduğu 2 metre çapında bir daire olduğunu düşün. Bu 2 metre çapındaki dairenin sebebi daha önce otomodda anlattığımla birebir aynı. Yani biz drone'a bir nokta belirlediğimizde drone kendisini o noktanın etrafındaki 2 metrelik çap içerisinde olduğunda o noktada kabul ediyor. Şimdi drone'u uçurmaya başladığımızı ve uçuşun sonunda bu 2 metre çapındaki dairenin içerisinde bir noktada return to launch komutunu aktive ettiğimizi düşünelim. Bu durumda drone zaten kendini kalkış yaptığı noktada kabul edeceği için doğrudan land moduna girecektir. Yani bulunduğu noktada iniş yapmaya başlayacak. Ancak uçuşumuzu bu dairenin dışında herhangi bir noktada bitirdiğimizi ve drone'u return to launch moduna aldığımızı varsayarsak bu durumda drone ekranda gördüğünüz daire içindeki bir noktaya geri dönecek ve inişini gerçekleştirecektir. Bu kadar teorik bilgi yeter, artık uçuşa geçebiliriz. Return to launch modu ile ilgili ayarları ise uçuş sırasında göstermeye çalışacağım. Uçuş sırasında arka planda Mission Planner arayüzü olacak. Bu arayüz üzerinde drone kamerasının çektiği görüntüyü görebiliyoruz. Ekranın sol altında kumanda, sağ altında ise drone'un dışarıdan çekimini göreceğiz. Uçuşa geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Üstte linkini bulabileceğiniz videoda kumanda ayarlarını şu anda ekranda gördüğünüz şekilde düzenlemiştim. Bu uçuşta ise bunlardan sadece Loiter ve Return to Launch modlarını kullanacağım. Artık hazırız. Uçuşa geçebiliriz. Önce kumandadan Armed komutunu veriyorum. Ardından da güç kolunu kaldırarak uçuşa başlıyorum. Bu sırada da Mission Planner arayüzünden kalkış yaptığımız noktanın home noktası olarak belirlendiğini görebilirsiniz. Şimdi ben drone'u hızlı bir şekilde uzağa doğru götürüyorum. Bu sırada da ekranda uçuş modunun nerede yazdığını ve yüksekliğin nerede yazdığını sırasıyla gösteriyorum. Drone'u belli bir uzaklığa götürdükten sonra yaklaşık 7 metrede drone'u kumanda ile Return to Launch moduna alıyorum. Ardından drone'un hızlıca bulunduğu noktadan 15 metreye doğru yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu aşamada uçuşumuza bir ara verelim ve Return to Launch modunun ayarlarına bakarak neden 15 metreye yükseldiğini anlamaya çalışalım. Bunun için öncelikle drone'a bağlanıyoruz. Ardından Configuring sekmesinden Standart Parametreler başlığına tıklıyoruz. Burada yukarıda arama butonuna tıklayarak RTL yazıyoruz ve karşımıza 3 farklı seçenek çıkıyor. Bunlardan ilki RTL Altitude seçeneği. Bunun değerinin 1500 olduğunu görüyorsunuz. Bu değer santimetre cinsinden, yani 15 metreye denk geliyor. Dolayısıyla uçuşumuzda drone'u RTL moduna aldığında direkt olarak 15 metreye çıkmasının sebebini bulduk. Peki bu ayarın önemi ne? Drone RTL moduna geçtiğinde eğer bizim ayarladığımız metreden daha yüksekte uçuyorsa bulunduğu yükseklikten kalktığı konuma geri döner. Eğer RTL moda geçtiğinde 15 metrenin altında ise önce 15 metreye çıkar, ardından kalktığı yere geri dönüş yapar. Sonuç olarak uçacağımız alanda 30-40 metrelik ağaçlar veya büyük binalar varsa bu değeri 100 metre, 110 metreye kadar çıkararak drone'umuzun eve dönüş modunda güvenli bir şekilde gelmesini sağlayabiliriz. Eğer uçtuğumuz yerde herhangi bir yükseklik yoksa bunun 15-20 metrede kalmasında bir sakınca yok. Bu değer özellikle failsafe modu aktive olmuşsa çok daha büyük önem taşıyor. Çünkü failsafe'i aktive eden kumanda bağlantısının kopması, pilin belli bir volt değerinin altına düşmesi gibi bir durumda biz drone'umuzu kumanda ile kontrol edemez hale gelebiliriz. Bu durumda drone'un güvenli bir yüksekliğe çıkıp kalktığı yere tekrardan iniş yapabilmesi büyük kazaların önüne geçebiliyor. İkinci ayarımız RTL final altitude. Bu inişin kaç metrede tamamlanacağını belirlememizi sağlıyor. Bu ayarın değerini 0 olarak ayarlarsak RTL modunun sonunda drone inmiş ve motorlarını kapatmış olacaktır. Ancak 1000 gibi bir değer verirsek, yani 10 metre olarak seçersek, drone 10 metreye geldiğinde loiter modda kumandadan gelecek komutu beklemeye başlar. Son ayarımızda RTL loiter time. Bu da şunu belirliyor. Drone RTL moda geçtiğinde belirlenen yüksekliğe çıkıyor. Ardından ilk kalkış yaptığı konuma o yükseklikte geliyor. Sonra inişe başlamadan önce kaç saniye beklemesi gerektiğini ayarlıyor.
Burası da tamam. Şimdi uçuşumuza kaldığımız yerden devam edelim. Uçuşta en son Return to Launch modunu almıştık ve drone'umuz 15 metreye çıkmıştı. Ardından da 15 metrede şu anda ekranda gördüğünüz gibi kalktığım noktanın üzerine doğru geliyor. Geldikten sonra burada yaklaşık bir 5 saniye oyalanıyor. Ardından inişe başlıyor. Return to Launch modundaki iniş, kalkış ve havadaki seyir hızlarını belirlemek için otomodda yaptığımız ayarların aynısını yapmamız gerekiyor. Bu ayarları bilmiyorsanız üstteki linkten otomodun ayarlarını anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Return to Launch modunu aldıktan sonra fark ettiğiniz gibi gaz koluna hiç dokunmadım. Çünkü bu modda bu kol işlevsiz. Pitch ve roll eksenine de bu kısımda hiç dokunmuyorum. Fakat bunların nasıl kullanılabileceğini bu videodan hemen sonra göstereceğim. Ekranda da gördüğünüz gibi benim hiç müdahalem olmadan drone inişini gerçekleştirdi, ardından motorlarını durdurdu. Şimdi de yine benzer bir uçuş gerçekleştireceğim. Bu sefer hızlı bir şekilde götüreceğim. Return to Launch modunda drone dönerken pitch ve roll eksenlerini nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Şimdi hızlıca drone'u götürüyorum. Ardından Return to Launch modunu alıyorum. Drone 15 metre yükseliyor. 15 metreden ineceği noktaya geliyor ve inişe başlıyor. Bu aşamada kumandadan roll ve pitch ekseninden vereceğiniz komutları drone loiter modundaymış gibi uygulayacaktır. Bu da drone'un ineceği noktanın daha hassas bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar. Örnek vermek gerekirse drone'u kaldırdığımız yerin yakınında büyük bir taş olduğunu varsayarsak iniş anında drone'un 2 metrelik bir çap içine ineceği için bu taşa denk gelme ihtimali var. Ancak bu son anda verebileceğimiz komutlarla biz drone'un inişini güvenli bir şekilde sağlayabiliyoruz. Bu ayarla birlikte Return to Launch ile ilgili anlatacaklarım bitti. Önümüzdeki haftada Return to Launch ile çok ilişkili olan Throttle Failsafe özelliğinden bahsedeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.